Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de yer alan düzgün beşgen biçimindeki kağıt düzgün beşgenin simetri ekseni olan D doğrusu boyunca kesilip elde edilen parçalar birbirine bu şekilde yapıştırılmış. A, A üstü F D doğrusal olduğuna göre. Gerçi bu simetri ekseni olduğuna göre gençler burası 90 burası 90 ya. Burası 90 burası 90 zaten afd F doğrusal olmak zorunda. Doğrusal olduğuna göre şu nedir diye soruluyor. Şu simetri eksen uzunluğu bak şurası. Simetri eksen uzunluğu bak burası. E, bu da simetri eksen uzunluğu aynısı. Bak burası. Yani burada bir ikiz kenarlık mı var? Evet. İkiz kenarlıktan dolayı. ikizkenar kenarda iki üçgen olduğundan dolayı bunlar 45-45 mi yaptı? Aynen öyle. Simetri eksen olduğundan bu açı iki eş parçaya bölecek. Peki düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 dereceydi. Yani bunlar 54-54 olmak zorunda. E hocam şuradaki açın tamamı 54 olduğundan dolayı ve x artı 45 eşittir 54 olduğundan x'i kaç buluruz böylelikle 9 derece yok e, kaç 9 derece buluruz evet cevabımız böylelikle 9 çıktı yani birinci soru akçay oldu geldik 2'ye ikinci soruda birer kenarları ortak olan düzgün altıgen ve eşkenar dörtgenden bahsetmiş birer kenarları ortak ya şöyle eşitleri yazalım şöyle eşitleri gösterince burada bir ikiz üçgen çıktı e, düzgün altıgen iç açısı 120 derece 120 20 daha 140 buraya kaç kaldı 40 X kenarlıktan dolayı burası da 40. 40 40 80 ise burası 100 yaptı. E, burası 120 derece. İkisinin toplamı 220 360'a tamamlayan hop burası 140 yapar. E x de karşılıklı açılar eşkenar dörtgende birbirine eşit olduğundan 140 derece olur. Yani ikinci soru böylelikle Edremit oldu. Üçüncü soru TYT 2020'de çıkmış bir soru ama ben çözemiyorum uygulamadan bakarsınız. Geldik 4'e. Şekil 1'de bir kenarı birbirim olan düzgün altıgen bu şekilde kesilmiş ve şöyle şey yapılmış. Arkadaşlar şimdi bir kere burası 120. Bunlar da 30 30 mu? Evet. E tamamı 120 olduğundan 90. Simetri eksen olduğundan 60 60. Burası 1. Burası 30. 30'un karşısı 1 60'ı karşısı kök 3. Burası da 2 yaptı. E sarı üçgeni koy bakalım kenarlarını. Şöyle 1 kök 3 ve 2 olduğunu biliyoruz. Neyse. Şurada en uzun köşegen 2. Bak burası da 2 olduğunu biliyoruz. Sarı üçgen zaten burası 90 dereceydi. E, burada direkt bir sevgol bağıntısı var. Yani x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı kök 3'ün karesinden dolayı 4 3 daha 7. E x de böylelikle kaç çıktı? Kök 7 çıktı arkadaşlar. Yani 4. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. İşte formülden dış açısı formülü 360 bölü n diye hesaplanır demiş. Şimdi bir tane en kenarlı bir çokgen var elimizde. Eşkenar dörtgen var elimizde. Eşkenar dörtgendeki eşitleri yazalım. Düzgün çokgendeki şurayı yazalım. Bir de FD eşkenar üçgeni de yazalım şöyle. E şu 60 derece mi? Evet. 60 60 60'ları şöyle bir gösterelim. ABC'de doğrusalmış. ABC doğrusalmış. Ha. ABC'nin doğrusallığını ben kullanacağım. Arkadaşım burada dış açıya ben bir alfa mı desem? Evet dış açıdan gidelim. Düzgün çok yana dış açıdan gitmek daha mantıklı. Dış açısı alfa. Hocam bak şunun dış açısı alfa. Şöyle uzantısı. Onun da dış açısı. İşte tam şurası değil mi? Hop şöyle. Evet. Hocam bunun da dış açısı alfa olacak. E şu karşıtlı kenarlar birbirine paralel olduğundan alfa ise yönde eşitten dolayı burası da alfadır. Toplamda 2 alfa 60 eşit oldu. Alfayı böylelikle 30 bulduk. Bizden kenar sayısı isteniyor. Yani düzgün çok yanı, dış açısını 30 bulduk. 360 bölü 30 bana kenar sayısını verir. O da kaç yapar? 12 yapar. Dolayısıyla 5. soru böylelikle Balıkesir çıktı. 6. soruya geldik. Bu da ÖSYM köşesinden bir soru. TYT 2022'de çıkmış. Ben çözemiyorum. Kanalda çözersiniz. Böylelikle ÖSYM tadında sorulardan ikincisini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.